arkadaşlar. İlk panelist olma, ilk konuşmacı olmanın hem yararlarını hem zorluğunu yaşayalım. Çünkü genellikle ilk konuşmacılar çerçeveyi de belirlerler ve bir şekilde devam eder. Çerçeve bozulur diyorum. Evet, Türkiye coğrafyasında daha önce de vicdanetle ilgili konuşma yaptıydık. En sonunda Mezopotamya Sosyal Forumu'ndaydı. Türkiye'de konuşmak biraz zor. Çünkü Türkiye'de daha çok totalret üzerine şekillendiği için vicdanetle. Bizim bulunduğumuz yerde vicdanetle ilgili konuşurken hep bir karşı şeyler ortaya çıkıyor. Gerçi Kıbrıs'ın güneyinde de konuşmak zor. Çünkü orada da vicdanet daha çok totalret üzerine gidiyor. Aynı zamanda Perşembe günü benim vicdanet davasından dolayı Anayasa Mahkemesi'ndeydik. Bizde Anglo-Sakson hukuku devam ediyor. O bakımdan bireysel başvurular var. En nihayet beşli bir yargıç huzuruna çıktı. Orada da yargıçlara yalnızca vicdanetin şey olmadığını, askere gitmeyi reddetmek olmadığını anlatmaya çalıştık. Çünkü bizde de kadın arkadaşların vicdanetini açıklamışlardı. Israrla biz kendilerine, avukat arkadaşlarla beraber vicdanetin reddinin ne olduğunu anlatmaya çalışırken onlar tamam ya, yani biz onları askere çağırmadık ki. Yani şimdi çağıralım mı da reddetsinler gibi o noktadaydılar. O bakımdan ve farklı düzeylerde süreç devam ediyor. Çünkü gene Kıbrıs'taki deneyimimizden Anayasa Mahkemesi'nde şu aşamada burada çok geri bir noktadan bir tartışmaya başlıyoruz. 47 Avrupa Konseyi ülkesi içinde vicdanetle ilgili yasal düzenleme yapmayan tek ülke Türkiye. Ama bu arada birçok düzeyde, uluslararası düzeyde vicdanet birçok kurum tarafından tanınmış durumda ve birçok yasal prosedür halihazırda yürüyor. Bunlardan tek tanımayan Türkiye. Ama süreç o kadar hızlı ilerliyor ki şimdi şu an Avrupa'da biz toplantılara katıldığımızda profesyonel askerlerin reddini konuşuyoruz. Onların nasıl bir prosedürle olması gerektiğini. Mesela EPPO'nun başkanı geçen günkü bildiri için bir data attıydı. 2011'de Almanya'da askerlik, zorunlu askerlik kaldırıldı. İlk rakamlar geldi 2012'ye dair. 346 tane vicdanet dosyalandı. 316 tanesi profesyonel asker. Şimdi zorunlu askerliktekini anlamayan bir hukuksal, yani yargıçların, savcıların haline profesyonel askerlerin reddetmesini nasıl anlatacaksınız? Böyle bir noktadayız. Yani fark o noktada. Gerçekten süreç o kadar bir hızlı ilerliyor ki Birleşmiş Milletler'in buna yönelik olarak özel kitapçık çıkardı. Bunu anlattığı bir süreçten geçiyoruz İnsan Hakları Komisyonu. Hızlı gitmek gerekirse şu aşamada, yani dardan uzuna gitmek gerekirse Avrupa Birliği içerisinde şu aşamada hemen hemen birçok ülkede zorunlu askerlik kalkmış durumda. Tabii şunu da kabul ediyoruz. Zorunlu askerliğin kalkması mutlak suretle bu sorunun çözüldüğü anlamında değil. EPO olarak hala daha bizler, biraz önce söyledim, bu gerginlik her zaman için var. Biz neresinden bu süreci tutup devam ettirebilirsek noktasındayız. Yani vicdanetle ilgili olarak kamusal hizmeti kabul eden bir noktada, eğer orası zayıf noktaysa onu alıp totalretle ilgili süreci de devam ettirirken, ama onu bir şekilde herhangi bir şekilde cezalandırıcı olmayacak şekilde ve herkesin ulaşabileceği sivil bir hizmet olarak devam etmesi taraftarıyken WRI, War Resistance International, Uluslararası Savaş Karşıtlar Derneği artık bu şekilde bir hak değil, totalrete yönelmeyi tercih ediyor diyorlar. Çünkü artık dünyanın birçok yerinde vicdanet hakkı tanınmış durumda. Tanınmayan 3-5 sorunlu ülkeden biri Türkiye, diğeri Kore, Kolombiya gibi ülkeler ciddi şekilde cezalandırıcı konusunda. Dediğimiz gibi Avrupa Birliği içerisinde birçok ülke tanımış durumda. Zorunlu askerliğin sürdüğü ve vicdanetin en azından zorunlu askerliğinden aynı seviyede olduğu, herhangi bir şey cezalandırıcı olmadığı iki coğrafya var şu aşamada. Danimarka ile Estonya. Onun dışında zorunlu askerliğin sürdüğü, cezalandırıcı olan Finlandiya, İsviçre, Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti dediğimiz Kıbrıs'ın güneyi. Buralarda
bir hizmet, bir cezalandırıcı unsur olarak devam etmekte. Özellikle Yunanistan'da ciddi sorun yaşıyoruz. Ve halen daha birçok arkadaş, halen daha bir kişi tutuklu olarak devam ediyor. Onların davaları devam ediyor. Kıbrıs'ın kuzeyindeyse, bizim yaşadığımız süreçte, sizinle tamamen aynı. Biz sözüm ona bağımsız bir devletmişiz gibi yapıyorlar ama tamamen Türkiye'nin kontrolünde, Türkiye'nin hegemonyasında, 74'ten beri de Türkiye'nin işgali altında, 40 bin askeriyle beraber kontrol ettiği bir coğrafya. Bizim kendimize ait bir yasa mevcutmuş gibi durmasına rağmen kışlanan şey girildiği anda Türkiye'deki bütün hukuksal prosedür her şeyden geçerli. 47 Avrupa ülkesi içerisinde ise, Avrupa Konseyi ülke içerisinde ise 3 coğrafyada problem yaşıyoruz. Yine Türkiye, Ermenistan ve Azerbaycan'da problemler yaşanıyor. Bunlara yönelik olarak da işte Avrupa Konseyi'nin bir organı olan AHİM, 2011'de Batayan Berkem Keyis'ten beraber 9. maddeden düşünce özgürlüğü, düşünce vicdan özgürlüğünden mahkum ederek bir süreç başlattı ve Türkiye'de de 4 dava şu aşamada sonuçlanmış durumda. Toplamda 7 davada 2011'den beridir Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 9. maddesi yani düşünce, vicdan ve din özgürlüğünden ülkeleri mahkum ediyor ve süreç devam etmektedir. Ve 2 ülke mahkum oluyor, Ermenistan ve Türkiye. Bu arada süreç devam ederken dediğimiz gibi yeni bir durum ortaya çıktı. Yeni durumda daha önce çok taraf olmamasına rağmen Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi Atasay ve Sarkut davasında Mart 2012'de Türkiye'yi gene mahkum etti. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin bir benzeri olan konvansiyondan, İnsan Hakları Konvansiyonu'ndan, Uluslararası İnsan Hakları Konvansiyonu'ndan Türkiye'nin 18. maddeyi ihlal ettiğini söyledi. O da Birleşmiş Milletler tarafından koruma altına alınan düşünce ve vicdan özgürlüğüydü ve 93'te 22. yorumla beraber direkt olarak düşünce vicdan özgürlüğünü vicdanetle bağdaştırmıştı. O bakımdan yani şimdi şu an Türkiye'nin bulunduğu yerden bakarsak ve direkt bize geldiğinde zaten benim davada da ısrarla söylediğimiz yalnızca Avrupa Birliği normları, Avrupa Konseyi normları değil, daha da genişlemiş bir yerde Birleşmiş Milletler bu sürece taraf olmuş durumda ve bu yönüyle süreci devam ettirmektedir. Tabii bunlar devam ederken, bu süreç devam ederken, geçen sene Eylül'de bir kez daha önce çok dokunmak istememekteydi. Çünkü her ülkenin kendi iç sorunu gibi görüyorlardı zorunlu askerliği. Eylül 2012'de Sivil Özgürlük, Adalet ve İçişleri Komitesi Avrupa Parlamentosu'nun çok açık bir şekilde vicdanetle ilgili olarak tüm soruşturmaların, üye ülkeleri tüm soruşturmaları durdurmasını ve bunu herhangi bir şekilde ayrımcılık olmayacak şekilde ve sivil bir hizmet olacak şekilde düzenlemesi çağrısı yaptı. Yani Türkiye çok yakın bir zamanda, yani Türkiye Cumhuriyeti için konuşuyorsak, başı yani birçok kurumla belaya geleceği çok net bir şekilde ortada ve birçok cenderede sıkışmış durumda olduğu görülüyor. Tabii buradaki birçok arkadaşın bildiğini düşünüyoruz. Vicdanet tartışması çok da yeni bir tartışma değil. Yani çok uzun bir öyküsü olan, çok uzun bir hikayesi olan, savaşlarla eş olan ve birçok yerde okumamıza rağmen ben fark etmediğim belki bilen vardır. Bu gene Birleşmiş Milletler'in bu kitapçığının içerisinde bunu ta 295 yılına dayandırıyor şeyi. Ve Roma'da Lejon grubuna katılmayı reddeden Maximilius'tan beraber başlatıyor. Yani yüzyıllardır boyu süren bir şey ama kurumsallaşması Fransız devriminde oyla beraber zorunlu askerlikle ortaya çıkan bir tartışma. Ve özellikle Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Amerika, Avustralya ve İngiltere'de başlayan bir hukuksal sürecin sonucunda şekillenen ve sürekli olarak gelişen ve dönüşen ve bir hak olarak insan hakları normlarına giren bir konumda. O bakımdan
benim bulunduğum konum itibariyle EPCO temsilcisi olarak ilk etapta söyleyebileceğim böyle bir hukuksal çerçeveyi size veririm. Tabii biraz önce arkadaşlar da söylediler. Yani vicdani reddi bir yerlere koymak gerekiyorsa aslında antimilitarist mücadelenin bir aracı olarak en azından bizler şu arkadaş görmekle beraber bunun yalnızca bunun çerçevesinde olmadığı da bir gerçek. Bir zorluğumuz da işte tam da buradan başlıyor. Bir sıkıntı da tam da buradan başlıyor. Çünkü birçok yerde gene benim Anayasa Mahkemesi'ndeki tartışmada da gördüğümüz, hissettiğimiz bunu dini bir çerçeve içerisinde kabul etme eğilimi güçlü. Çünkü hep oradan başladığı için sürekli olarak oraya dayanan, dini grupların bir hakkı olarak gören, orada gördüğü için bunu doğuştan gelen bir süreç olarak kabul eden, o yüzden herhangi bir şekilde sonradan bir ideolojik icareti kabul etmeyen bir yerden bir pozisyon alma vardır birçok coğrafyada. Bu Yunanistan'da da yaşadığımız sorunda da bu şekilde ortaya çıkmakta. Israrla vicdan eti tartacak, onu test edecek mekanizmalar kurmaya çalışıyorlar. Bu da yaşadığımız, yani vicdan et hakkı tanınsa bile sonrasından yaşanacak sorun olarak önümüzdeki bir problem olarak durmaktadır. Çünkü bir şekilde Yahova şahitleri, Kuakırların hakları, kiliselerin vereceği kağıtlar üzerinden daha rahat gibi yürürken ideolojik vicdanetlerde tanısa bile bunun ispatı, bu vicdanın testine gitme eğilimi vardır. Birçok aktivist bu teste girmeyi veya böylesi bir prosedürü sürekli olarak reddettiği için Yunanistan'da şimdi şu an yaşadığı bu süreç ısrarla sürekli kovuşturmalara uğramakta insanlar ve sürekli olarak sıkıntı yaşamaktadır. O bakımdan bir vicdaniyet tartışması sürüyor, bir vicdaniyet hakkıyla ilgili bir hak çabası mevcut ama bu burada bitmeyecek. Yani devlet tanıdığını iddia etse bile mesela Kıbrıs'ta, Güney Kıbrıs'ta, Kıbrıs Cumhuriyeti'nde olan problemimiz şu aşamada orada yaşadığımız bir komite kurulması, yasal olarak bir komite kurmayı taahhüt ediyor. O komiteyi kurmamakta ısrar etti. İlk iki yıl boyunca komite kurulmadı. Başvurma için çabalayan insanlarınsa tırnak içerisinde iknaya gidildi. Yani ikna edilmesi oldu. Şimdi şu an komiteyi kurdular. Komitenin içerisinde asker unsurlar var. Bu defa başka bir problem. Çünkü kabul edilen normlar içerisinde askerin olmaması gerekiyor. Yani bu süreç sürekli olarak birbirini tetikleyen, devam eden bir sorunlar silsilesi olarak devam ediyor. Evrim hakkına göre süre yavaş yavaş sona gidiyor. Dediğim gibi çok geniş bir konu. Sorularla beraber açabiliriz ama dediğim gibi yani bu bir türlü bitmeyen, bir türlü tamamlanmayacak bir evrim süreci. Şimdi şu an Türkiye'deki vicdanet, totalet hakkının tanınmasıyla ilgili bir tartışma var ama o ortaya çıksa bile onun uygulanmasıyla ilgili sıkıntı yaşanacak. O olsa bile profesyonel askerlerin, çünkü bu süreç bir şekilde maalesef profesyonel ordulaşmaya götürüyor süreci. Orada iki tür vicdanet hakkı ortaya çıkıyor. Bir, kısmi vicdanet hakkı, görev reddi. Bu İsrail'de gördüğümüz gibi, diğer ülkede gördüğümüz gibi belli görevleri reddetme anlamında, bütün askeri şeyi reddetme anlamında değil. Ama bu da, bunun da tanınmasıyla ilgili bir mücadele sürüyor. Artı profesyonel orduya katılanların da istekleri herhangi bir anda, istekleri herhangi bir zeminde reddetme hakları var. Bunu da askeri kurumlara tanımamak gibi vardı. Ben böyle bir kısa bir çerçevesi diyeyim. Daha sonra sorularla da tekrardan açmaya devam ederiz.